Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. İsim soy isim neydi abi? Selami Domaç. Yaşınız kaç? Yaş 56. Neredesiniz abi? Buradayım, Trebolluyum. Okula gittiniz mi? Okula gidiyordum işte, babam vefat edince 12 yaşındayken bu mesleğe başladım. Bize mesleğinizden bahseder misiniz abi, saat tamirine? Saat tamirciliğinden bahsedeyim. Bu bizim 3 kuşak. Ben 3. kuşağım. Dedem Bilal dedem, babam Saatçi Avni ve ben 3. kuşaktım. 3 nesildir bu işi yapıyoruz. İşimi seviyorum. Tabii ilk başlardan o 12 yaşındayken oturduğum zaman bazı zorluklarla yaşadık. Ama zaman içinde işimizi geliştirerek, işi daha iyi öğrenerek bu konuma geldik. 50 yıl falan oluyor değil mi? Kaç yıldır tam? Aşağı yukarı 1978 yılında babam vefat ettiydi. İşte o zamanlar aile büyüklerim işte sordular işte dedi ocağın başına mı geçeceksin ya da işte okula devam edecek misin diye. O zaman biz dükkanı tercih ettik. O gün bugündür bu işin başındayız. Mesleği biz devam ettiriyoruz. Bu işi babanızdan, dedenizden öğrendim. Babamdan öğrendim. Dedem Macar bir ustadan öğrenmiş, anlatılana göre. Babam da dedem de, ben de babamdan. İşte cumartesi günleri küçükken babamın dükkanını ben açardım. Daha 10 yaşlarında falan o bana bırakmış olduğu cep saatleri vardı. Onların temizliğini falan yapardım, silerdim. Ondan sonra böyle yeni meslek hayatına başladım. Profesyonel olarak da işte 1978 yılından beri devam ediyorum. Yaptığınız işi seviyor musunuz Tabii abi? severek zaten bir işte seviyorsan başarılı olursun. Bu işte tamir işi, insanlarla ulaşmak, müşteriyi karşılamak, saatleri tamir etmek. Her şeyi seversen başarılı olursun. Ben de işini çok seviyorum. Peki sevmediğiniz bir yanı var mı işin? İşimin sevmediği bir yanı yok. Zaten belli bir tecrübeye sahip olursun. Yıllar geçtikçe insanları tanıyorsun. İnsanlarla nasıl konuşacağını, müşteriye nasıl davranacağını biliyorsun. Bir zorluk yaşamadım. İnsanlar tarafından da bir zorluk falan mı? Hani insanlarla etkileşim içindesiniz, genelde Yok, insanlarla hiçbir zorluk alışmışsınız. yok. Zaten belli bir tecrübeye sahipsen her şeyin altından kalkabiliyorsun. Esnafla aran nasıl abi? Esnafla çok güzel burada sıcak bir ilişki var. Herkes birbirini tanır küçük yer olduğu için gayet güzel diyalogumuz var. Yaklaşık 50 senedir bu işi yapıyorsun İşte 78 yılından bu yana bu işi profesyonel olarak yapıyorum. abi. İlk başladığınla şimdiki zaman arasında ne gibi değişmeler oldu? İlk başladığımızda analog saatler vardı, kurmalı saatler dediğimiz. Onlar çok tamir gelirdi, herkese saat vardı. Onların bazı günler, cuma günleri buranın yoğun pazar günü olduğu için müşteriliği karşılamaktan arızan şu demekten elimizde saat yapamazdık. O derece yoğundu. Sonra askere gittim. 2 yıl sonra bir baktık ki İstanbul'a gittim Tahtakale'ye. Piyasada ne var ne yok mal almaya gittim. Her şey değişmiş o 86-88 yılları arasında. Dijital saatler çıkmış. O zaman bir korktum, çekindim. Ya bunlar nedir? Elektronik bilgisi gerekiyor tamir için. Sonra o dijital saatlerin de analogları çıktı. Onlar çıkınca tekrar meslek devam etti. Ondan sonra tabii ki saatlerin pil değişimi. Sadece saat olarak değil bu dükkanda. Mesela pil hayatın her alanında var. Baskül de var, şeker aletlerinde var, araç kumandalarında var. Onunla birlikte işimizi yürütüyoruz. Çırak yetiştiriyor musunuz Çırak yok. Hiç kimse ben gelim de çırak olayım demiyor. Ama benim de bir 14 yaşında oğlum var. O daha çok teknolojiyle, bilgisayarlar çağın gereği ilgileniyor. Ama onun da bu işi bilmesini, kolunda bir altın bilezik olmasını çok isterim. Zaman zaman yazın yanıma gelip gidiyor. Ufak tefek işler yapabiliyor. abi? Tamam. Şimdi çırak yetişmiyorsa bu mesleğin ömrü de azalmış demektir. Tabii ki biz koca ilçede bir tek ben vardım. Daha önce bir arkadaş daha vardı. O emekli oldu, bıraktı. Çevre ilçelere baktığımızda da sadece birer tane kalmış. Tabii bu meslekte ileride ne olur? Teknoloji değişiyor. Akıllı saatler çıkıyor şimdi. Daha farklı tasarımlar da çıkabilir. Bir de 20 yıl sonra falan
dünyada sadece bize özgü değil, birçok mesleğin yok olacağını teknolojiyle söylüyorum uzmanlar. Tahmini bir 20-30 yıl. Tabii ki, tabii ki. Ama saat bir aksesuardır. Bazı benim arkadaşım var, böyle koleksiyonlar, 50 tane saati var. Onların 50 tane pili bitince biz mutlu oluyoruz. 50'sine birden pil takıyoruz. Öyle çok insanlar var, 10 tane, 5 tane, 3 tane. Yani bir aksesuar olarak da kullananlar var. Ama bazı eski yaşlı müşterilerim var ki saatsiz bir dakika duramıyorlar. Yani alışmışlar, gece de kolunda oluyor, gündüz de kolunda oluyor. Onlar diyor ki saati durunca dünyayı kaybediyorlar eski insanlar. Bu şekilde. Bu meslekle ilgili bize anlatabileceğin bir anın var mı? Bu meslekle anlatacağım anım işte var. İşe ilk başladığım zamanlar daha küçükken o zaman 78 yılı demiştim. Biliyorsunuz 80 öncesi yani sağ sol çatışmaların olduğu zamanlar. O zamanki eski yukarıda dükkanımız vardı. İki şehrin ortasındaydık. Sağ ve sol mahallenin ortasındaydık. Birçok çatışmalara sahne oldu. Hatta bir kurşun da bizim dükkana girdi o çatışmada. Anladım abi. Bu meslekte seni en çok yoran şey ne oldu abi peki? Bu meslekte en çok yoran şey demeyeyim de hani meslekte tabii babam erken kaybettiğim için bazı önerilerini de alamadık. Mesela biz böyle çalıştığımız için bu şekilde hani boyun eğerek çalıştığımız için orada boyun fıtığına yakalandık. Sabit kalanlar için de geçerli bu şey. Ondan sonra bir o zorluğunu yaşadım ama şu anda iyiyim. Mesleğimi devam ediyor, edebiliyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok önceden köylerde de saat yokmuş. Bir köyden, bir dağdan, bir dağa bağırıyorlarmış. Saat kaç, saat kaç. Ben bir de dedemi anlatayım size. Dedemin bir anısını anlatayım. Dedem saatçi ve güneşten ayarlanan bir mekanizması var. Güneşten ayar alan adam, mezar taşında da öyle yazıyor zaten. Güneşten ayar alan usta saatçi Bilal diye mezar taşında yazıyor. Eski büyüklerimize göre mahallede eskiden ezan okunduğu zaman Ramazan ayında oruç bozmazlarmış. Ta ki dedem tüfek atıncaya kadar. Tüfek atınca herkes orucunu gönül rahatıyla bozarmış. Çünkü zamanı en iyi o tutuyormuş. Mesela bunu ben çalışma düzenini anlatayım size. Bunu kurduğumuz zaman içinde zembelek yay vardır. O zembelek yay gerilir. Gerildiği zaman bir enerji ortaya çıkar. Enerji sırasıyla orta çark, yan çark, saniye çark, çelik çark ve maşayla bu pandülle balans dediğimiz, komple balans dediğimiz aletin enerji gelir. Ondan sonra o maşanın atlamasıyla birlikte çalışmaya saat başlar. Bunlar da eski saatler, İsviçre malı saatler. Artık bu saatler daha üretilmiyor. Bunları yapan fabrikalar da kapandı. Bu şekilde çalışmaya başlıyor. Son olarak bize söylemek istediğin bir nasihat, bir şey var mı? Bence herkesin bir meslek sahibi olması lazım. Aileleri de buradan sesleniyorum. Yani her şey işte mühendis olacak, doktor olacak falan diye bir şey değil. Bir kaportacı da lazım, bir tesisatçı da lazım, bir saatçi de lazım. Çünkü birçok işlerde usta bulamıyoruz. Zanaatkarlık ölüyor. Tabii zanaatkarlık ölüyor. Eski ayakkabı tamircileri vardı, burada bir tane kaldı gibi. Yani mutlaka zanaatkar da olmak lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.